Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Haziran Cuma. Amerika Saratoga yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün yine Amerika'da önemli koşuların yer aldığı bir program var. 9 koşulu program. Delaware değil arkadaşlar. Delaware artık TCK herhalde farklı niyetlerle koymuş. Ama Saratoga'da bugün yine grup yarışlarının yer aldığı, hatta şu anda görmüş olduğunuz gibi grup 1 yarışlarının yer aldığı güzel koşular var. En azından değişik yerlerden de gelen atlar var. Yani güzel bir zevkli bir yarış programı diyebilirim. Ben konuşurken aynı zamanda şablonu yer vereyim. Tabii bu şu andaki program katıl butonundan üyelik yapan arkadaşlar için. Onu belirteyim arkadaşlar. Yani sizler de bazı arkadaşlar soruyor. İşte bazen 4. 5. koşular koştuktan sonra kanalı açıyorum. En azından fikir sahibi olsun arkadaşlar, görsünler diye. Ama yorumlarda ya yarışlar bitiyor, sen programı daha yeni açıyorsun gibi sorular soruyor. Arkadaşlar şu anda saatler 12.46. Hani 15-20 dakika sonra zaten yayında olacak ama dediğim gibi katıl butonuna üyelik yapan arkadaşlar için. Bugün dediğim gibi güzel programlar var. Bankolar biraz bazıları riskli gelebilir, bazıları normal gelebilir ama çıkan safkanlar da olacak. Çünkü katılım biraz fazla olduğu için de çıkanları bekleyeceğiz. Bazı yerlerde çünkü çimler belki değişir umuduyla eklenen safkanlar var. Çünkü Amerika'da iklim şartları belli olmuyor. Yani İzmir havası gibi bir anda yağış olabiliyor. Bugün de gök gürültülü sağanak yağış diyor ama henüz yağmur yok İzmir'de. Ama yağmayacak anlamına gelmez. Çünkü ne olacağı belli değil. O yüzden güzel bir program. Sondaki 9 nolu safkan baya bir grup 1 şampiyonu diyebiliriz. Ama 3 nolu safkan da son yarışında Rod Ortiz Junior'da çok güzel bir grup 1 yarış kazanmıştı. Churchill Dağ'da eğer seyrettiyseniz Mayıs ayındaydı herhalde, eğer yanlış hatırlamıyorsam güzel bir yarış kazanmıştı. Düzlük sprintiyle güzel bilinecek. 4 nolu safkan arkasından ikinciliği geldi etmişti. Yani iyi ama 3 nolu safkan da sondaki 3 nolu safkan da 1 milyon doların üzerinde bir alım fiyatı var. Yani iyi ama 9 da kendini tanıtmış bir şampiyon olarak gözüküyor. Yani güzel bir kıyasıya mücadele bizi bekliyor. 4. koşudaki 4 tek attım. Çünkü atın koşmuş olduğu yarışlar bu grubun üzerinde. Sadece tek dezavantajı var. Bir 10 aylık kadar bir koşmamış olması. Todd Blatcher gibi zaten usta bir antrenör elinde. Yani 300 gün, 400 gün bu safkanla koşmadığı zaman bile fazla etkilenmiyor. Ama tabii ki at yarışı bu. Yarış içerisinde farklı bir durum karşılaşırsa fazla üstündekiler zaten inanın zorlamıyorlar. Yani ikramiye ne olursa olsun bir anda atın sağlığını ön plana tutuyorlar. Yani aman at ne olursa olsun da bir tabela yapayım havasında değiller arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. O yüzden güzel bir program bekliyor bizi. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.